İnsanlarla başa çıkmak hepimizin öğrenmesi gereken bir sanattır. Yaptığın şeyi yargılamama gerek yok çünkü ben yapmıyorum. Sen de benim yaptığım şeyi yargılayamazsın çünkü onu sen yapmıyorsun. Bu beni ilgilendirmez diyebilmelisiniz. Joyce Meyer'le Hayattan Keyif Alın da az sonra. Sizinle Tanrı sözünü paylaşmam için fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. İnsanlarla ve hayatla başa çıkmak hakkında paylaşmak istiyorum. İnsanlarla başa çıkmak her zaman kolay değildir. Hayatla başa çıkmak da zordur. Hayatta her gün bizim planladığımız şekilde işlemez ve insanlar da istediğimiz şekilde davranmayabilir. Tanrısal bir şekilde bunlarla başa çıkmasını öğrenmemiz gerekiyor. Bugün yüreğinizi açarsanız Tanrı size bazı şeyler gösterir. Bu şeyler hayattan keyif almanıza da yardım eder. Bana inanın. Kutsal kitap diyor ki, komşunun malına göz dikmeyeceksin. Görünüşlerine, saçlarına, giysilerine, arkadaşlarına, eşlerine, işlerine, paralarına, yetilerine, armağanlarına bu günahtır. Kendiniz olun. Şimdi bakmayacağız ama Galatyalılar 6:4'te diyor ki, kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakın. Tanrı'nın hoşnut olacağı, takdir edilesi işler yapın. Başkasının yapamayacağı şeyleri yapabilirsiniz ama hep onların yaptıklarını yapmaya çalışırsanız kendi yapabildiğinizi yapamazsınız. Her şeyin aynı olması bize güven veriyor. Öte yandan her şeyin aynı olması bizi sıkıyor da. Aynı olsun istemiyoruz. Herkesi sınıflandırıyoruz. Vaiz şöyle davranmalı. Vaiz eşi böyle davranmalı. İçinde bulunduğumuz sınıflarda bile farklı seviyeler ve dereceler vardır. Hamdolsun. Eminim benim domates yetiştirme ve elbise dikme öykümü duymuşsunuzdur. Normal kadın olmak istemiştim. Herkesin beni yargılamasından, kendimi garip ve gruptan farklı hissetmekten bıkmıştım. Tanrı sizi bir şeye çağırdığında nereye uyduğunuzu anlamaya çalışmak zordur. Duydunuz mu beni? Çünkü Tanrı kendi amaçları için birini ayırdığında, Tanrı sizi buraya ayırıyor. Ve oradakilerle, farklı gruplarla, gün toplantılarına, biriç toplantılarına filan karışmanıza izin vermiyor. Çünkü bunu kimseyi aşağılamak için söylemiyorum ama bunlar sizin ilginizi çekmiyor. Arkadaşlarım benim kafayı üşüttüğümü sandılar. Çünkü artık onlarla koşmak ve yaptıkları şeyleri yapmak istemiyordum. Hizmetimin yüreğimde olmasını istediğim yere gelmesi de zaman alıyordu. O zaman dedim ki belki de ben delirdim. Bütün bunları uydurdum. Çünkü normal bir insan olmam gerekiyor. Komşum çok güzel dikiş dikerdi, bahçesi vardı. Bilirsiniz işte, bayan yetenekliydi. Bense düğme bile dikemiyordum. Sonra bir yıl boyunca ara verdim. Bir yılına Rab beni rafa kaldırdı. Kişiliğimde eminlik kazanacaktım. Rab bir yıl komşum gibi olmama izin verdi. Mutsuzluğun tanımını yap derseniz size o bir yılı gösteririm. O dikiş makinesinden nefret ediyordum. Domateslerdendi. Bahçemdendi. Her şeyden nefret ediyordum. Uğraştım, çabaladım. Dave'e bir şort diktim. Öyle bir dikmişim ki cepleri paçasından uzundu. 2 yıl ard arda domates yetiştirdik. Olgunlaşma zamanı gelince böcekler gelip domateslerimi yiyip bitirdiler. Komşumunkine dokunmadılar. Oysa sadece çitin öteki tarafındaydı onun domatesleri. Tanrı'ya mızmızlandım. Neden ben? Neden benim domateslerimi yediler? O kadar dua ettim. Neden onunkine dokunmadılar? Bana dedi ki sana domates yetiştir demedim. Onları korumak zorunda değilim. Domatesler sizin için söz konusu değil ama eminim anlıyorsunuz. Bir başkası yapıyor diye sizin de yapmaya çalıştığınız bir şey olabilir. Ya da
sizi bir şey yapmanız için ikna etmiş olabilirler. Ne öğrendim biliyor musunuz? İyi niyetli insanlar, sizi seven insanlar kendilerinin yaptığı şeyi yapmanızı isteyecektir. Herkesin bizim yaptığımız şeyi yapmasını isteriz. Ama kararlı olmalısınız. Kendiniz olacaksanız kararlı olup ben öyle değilim demeniz gerekecek. Ben senin domateslerin için dua edip şeytana karşı durabilirim. Sen konserveyle ben yerim yani. Dedim ki markete gidip alabilecekken neden bunları yetiştirmeye uğraşıyorum? Temizleme, gübreleme, uğraşma, terleme, çalışma. Neden bunlarla uğraşıyorum? Ne gerek var? İşte ben böyleyim. Ama içinizden bazıları için de şu çok önemlidir. Örneğin reçel yapmak, domates konservelemek hepsi yan yana dizilince çok güzel oluyor. Ama sen kendi işine bak, ben kendiminkine bakayım. Yani herkes kendi işine bakmalı. Böylece herkes mutlu olur. Tanrı'nın hepimizin hayatı için farklı tasarıları var. Üçüncü kural, herkese yetişmeye çalışmayın. Rahat olduğunuz yeri bulun ve orada durun. Sen de buraya gelebilir misin? Kısa bir paylaşım istiyorum senden. Sen de başka insanlara nazaran daha yavaş hareket eder. Evet, sen de yavaş hareket eder. Nasıl acı çektiğini ve üzüldüğünü anlatır mısın? Hani başkalarından daha yavaşsın diye. Anlatır mısın bunu bize lütfen? Hani biliyorsun ya sonunda... Ne oldu? Evet. Sen de hani daha zor kalkıyordun ve sonunda dedin ki... Evet. Eskiden aptal olduğumu düşünürdüm ve çok üzülürdüm. Başkalarından yavaş hareket ediyorum diye aptalım sanıyordum. Çok güçlü, baskın kişilikleri olan insanlar da ki annem öyle yapardı bana. Şimdi çok değişti ama eskiden böyle baskın kişiliğin olunca karşındaki senden yavaş diye onlara aptalmışlar gibi davranırsın. Ve ben artık kabullendim. Son zamanlarda ve daha öncesinde de düşündüm. Düşündüm ve karar verdim ki ben böyleyim. Daha yavaş hareket ediyorum. Çünkü işleri doğru yaptığımdan emin olmak istiyorum. Daha yavaş hareket etmem bana bir şey... Bir dakika. Artık sana zam yapma zamanı geldi mi? Sanırım öyle. Daha sakin bir kişiliğim olduğu için yani eminim ki bazen biraz fazla yavaş davranıyorum ama ben böyleyim ve arkadaşım olmak isteyen insanlar buna katlanmak zorunda. İşleri doğru yapmaya çalışmıyor, mükemmel yapmaya çalışıyor. Bu farklı bir şey. Amin. Seni seviyoruz sen de. Kaçınızın kişiliğinde küçük bir şey var ki herkesten farklı olduğunuzu düşünüyorsunuz ve bu sizi rahatsız ediyor? Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmeyi seçer misiniz lütfen? Herkes kendine kocaman sarılsın. Oo, kendimi seviyorum deyin. Televizyon başındakiler hadi kendinize kocaman sarılın. Sırtınızı sıvazlayın. Kendimi seviyorum. Al kendimi seviyorum. Kendimi kabul ediyorum. Başkaları gibi olmam gerekmiyor. Kendim olabilirim. Tamam. Duyabileceğiniz en güzel sözler bunlar. Rahat olduğunuz yeri bulun. Bazı insanlar başkalarına nazaran çok daha fazla şeyle başa çıkabilir. Bunu yapabilir. Benim kapasitem gerçekten çok büyük. Bazı insanlar diyor ki, nasıl oluyor da bu kadar çok kitap yazabildin, o kadar seyahat ediyorsun, o kadar insanla başa çıkıyorsun, çocukların var, hepsini nasıl yapabiliyorsun? Gerçekten bilmiyorum, böyle yaratılmışım. Bunlar hoşuma gidiyor, beni motive ediyor. Ama bu tempo başkası için ölüm olurdu. Bazı insanlar benimle seyahat etmeye çalıştı. Hafta sonu eve döndüklerinde 3 gün yataktan kalkamıyorlardı.
Bu demek değil ki kötüler ya da bir bozuklukları var. Sadece benim gibi değiller. Bununla yaşamayı bilmiyorlar. Dinleyin beni. Bunu öğrenmeliyiz. Her zaman rahat hissettiğimiz şeyler yapacağız demiyorum. Evet, bazen kendimizi zorlamamız gerekiyor ama başa çıkabileceğinizden fazlası için kendinizi zorlayamazsınız. Çünkü fazla zorlarsanız kendinizi hastanede bulabilirsiniz. Fazla zorlamak sizi hastaneye götürebilir. Amin. Belki bir arkadaşınız tam zamanlı olarak çalışıyor. Evini temizliyor, haftada 4 gün yemek yapıyor, kilise kurulunda. Belki de sizin tam zamanlı bir işte çalışmanız için bir temizlikçiye ihtiyacınız var. Yemek yapmak istemiyorsunuz, dışarıda yemek istiyorsunuz. Sizin için en iyisi neyse siz de onu yapın. Amin. Bu güzel bir vaaz. İnsanlarla ilişkinizi bozacak diğer şey de sizi anlamalarını beklemenizdir. Elçilerin İşleri 7. bölüm. 7. bölüm 22. ayet. Bunun bana çok yardımı oldu. Çünkü hizmete çağrıldığımda çoğu kişi beni anlamamıştı. Çünkü bir şeye çağrıldığınız zaman bunun için gerekli donanıma sahipsinizdir ve insanlar sizi anlayamaz. Kaç kişi anlaşılmamanın acısını yaşadı? İnsanların kişiliğinizi anlayamaması çok kötü bir şey. İnanılmaz bir şey, öyle değil mi? Son zamanlarda düşünüyorum. Evet, bunu gerçekten düşünüyorum. İnsan olarak anlaşılmaya ihtiyacımız var. Bu önemli bir şey. Geçen gün Dave'e bir şey söyledim. Bir şey beni rahatsız ediyordu ve bunu Dave'e söyledim. Dave, anlıyorum dedi. Gerçekten anlıyor mu, anlamıyor mu bilmiyorum. Ama benim anladığını duymaya ihtiyacım vardı. Ben aslında kadınları anlayan çok fazla erkek olduğunu düşünmüyorum. Eşiniz size bütün gün ağlamak istedim derse anlıyorum deyin. Ya da canım yeni bir elbise almak istiyor derse anlıyorum deyin. Bu konferanslar bittiğinde kendimi duygusal açıdan tükenmiş hissediyorum. Duygularım için bir şey yapmak istiyorum. Gidip bir küpe alabilirim ya da dondurma alırım ama duygularım için bir şey alırım. Kim bilir, belki de bir masaj yaptırırım. Bir güzellik merkezine giderim. Bir şey yaparım işte. Dave golf oynamak ister. Benim golf oynamam gerekmez. Farklı bir şey yapmam gerekir. Hepimiz neye ihtiyacımız olduğunu öğrenmek, bu ihtiyaçlarımızı karşılamak, başka insanların kendi ihtiyaçlarını karşılamalarına izin vermek, hatta onlara yardım etmek zorundayız. İlişkilerde yanlış ne biliyor musunuz? İhtiyaçlarımızı veriyoruz. Onların buna ihtiyacı yok. Bizi reddediyorlar. Bu sefer kızıyoruz, öfkeleniyoruz. Çünkü bizi dışladıklarını hissediyoruz. Kaçınız bunu anlıyor? Bu yüzden insanlara sevmedikleri armağanlar veriyoruz. Kendi beğendiklerimizi veriyoruz. Onların beğendiklerini, istediklerini vermiyoruz. Bana kıyafet hediye ediyorlar ama o rengi ben hayatta giyemem. Bana yakışmaz. Koyu yeşil bir şey giysem iğrenç görünürüm. İnanın. Bazı insanlar o rengi çok sever. O renk onlara yakışır. Evet, yakışabilir. Yani saçınız kızıl renkteyse size bazı renkler yakışabilir ama ben felaket görünürdüm. Birisi bana zeytin yeşili bir bluz ya da ceket gönderir. Neden gönderir? Çünkü alışveriş yaparken o hoşuna gitmiştir. Ama başkasına bir şey alıyorsak düşünmemiz gerekir. Ona yakışıp yakışmayacağını düşünmeliyiz, onu dinlemeliyiz. Evet, dinlemeliyiz. İnsanlar ne istediklerinden bahsederler. Ama onlara istediklerini vermeyiz. Çünkü o şey bizim istediğimiz değildir. Elçilerin İşleri 7:22. Şu alışkanlığı geliştirin. Anlıyorum. Anlıyorum.
Musa Mısırlıların bütün bilim dallarında eğitildi. Gerek sözde gerek eylemde güçlü biri oldu. 40 yaşını doldurunca Musa'nın yüreğinde öz kardeşleri İsrailoğullarının durumunu yakından görme arzusu doğdu. Tanrı yüreğine yardım isteği koydu. Onlardan birine haksızlık edildiğini gören Musa onu savundu. Haksızlığı yapan Mısırlıyı öldürerek ezilenin öcünü aldı. 25. ayete bakın. Kardeşlerim, Tanrı'nın benim aracılığımla kendilerini kurtaracağını anlarlar diye düşünüyordu. Ama onlar bunu anlamadılar. Musa anlarlar diye düşündü ama onlar anlamadılar. Bu harika. O anlarlar diye düşünüyordu. Ama anlamadılar. Yardım etmeye çalışıyordu ama onlar yardımı reddettiler. Sen kim olduğunu düşünüyorsun dediler. Tanrı Musa'nın yüreğine bir şey koymuştu. Musa yardım etmek istiyordu. Bence çok kişi için bu geçerli ve çok acıya sebep oluyor. Tanrı benim hayatımla ilgili benimle konuştuğunda bu benim hayatımla ilgili sizinle konuştu demek değildir. Benim çağrımı anlamıyorsanız size kızamam çünkü çağrım hakkında Tanrı sizinle konuşmadı. Benim çağrım hakkında benimle konuştu, sizinle konuşmadı. Tanrı'nın bize söylediklerini anlatacağınıza Tanrı'ya müsaade edip hayatımızda yapmak istediklerini yapmasına izin vermeliyiz. İnsanlar hayatımızdaki meyveleri görünce bunu anlayacaktır. Tanrı beni çağırdığı zaman Tanrı'nın kullanabileceği son kişi gibi görüyordum kendimi. Dünya çapında bir hizmetim olacak. En büyük hizmete sahip olacağım. Hem de bunu ben yöneteceğim. İnsanlar dalga mı geçiyorsun diyordu. Sen bunu Tanrı'dan duymadın. Benim gibi düşünmedikleri için teşviğimi kırmaya çalışırlardı. 5 numara. Tanrısal ilişkiler için dua edin. Çok fazla yakın arkadaş edinmeyin. Hepimizin dosta ihtiyacı var. Ama çok fazla dostumuz olursa kötü dost oluruz. Doğru değil mi? Kulağa garip gelebilir ama İsa'nın 12 öğrencisi vardı. Ama görüyoruz ki Petrus, Yakup ve Yuhanna'nın İsa'yla daha yakın ve farklı bir ilişkisi vardı. Yani şöyle diyebiliriz. Herkesi sevmeliyiz. Herkese arkadaşça davranmalıyız. Ama herkesle sıkı fıkı dost olamayız. Aksi takdirde hiç kimseyle İyi bir ilişkiniz olamaz. Dostlarınızın kim olmasını istediğinize karar verin. Tanrı'nın isteği olduğuna emin olun. Sonra da o ilişkileri besleyin. Dostluğunuz durduk yerde gelişmeyecektir. Bir dostluğu beslemenin en iyi yolları arkadaşınızı bina etmek, teşvik etmek, ilgi alanlarıyla ilgilenmektir. 6 numara. İnsanları değiştirmeye çalışmayın. Sizden nefret ederler. Tanrı insanları değiştirebilir. 7. İnsanları yargılamayın. Hatırlayın ki onlar Tanrı'ya ait. Romalılar 14'e bakın. Romalılar 14:4. Sen kimsin ki başkasının kulunu yargılıyorsun? Kulu haklı çıkaran da haksız çıkaran da efendisidir. Kul haklı çıkacaktır. Çünkü Rabbin onu haklı çıkarmaya gücü vardır. Kimi bir günü başka bir günden üstün sayar, kimi her günü bir sayar. Herkesin kendi görüşüne tam güveni olsun. Şimdi 12. ayete bakın. Böylece her birimiz kendi adına Tanrı'ya hesap verecektir. Buradaki hiç kimse bir başkası adına hesap vermeyecek. Kendimize bakmalıyız. Zamanımızı başkasına bakmakla harcamamalıyız. Kendi işime bakmalıyım deyin. Kendi işime bakmalıyım. O zaman daha çok arkadaşım olacak. O zaman daha çok arkadaşım olacak. 8 numara. Herkes hakkında iyi düşünmeye gayret edin. Her olayın arkasında bir neden vardır. İnsanların ne yaptığına bakarız ama niye yaptığını bilmeyiz. Hangi noktada olduklarına bakarız ama oraya nasıl geldiklerini bilmeyiz. Her zaman bir seçim yapabiliriz. İyiye mi inanacağız yoksa kötüye mi? Olumluya mı yoksa olumsuza mı? Bu ilkeyi izlerseniz hayatınız iyi olacaktır. Aksi kanıtlanıncaya kadar iyisine inanın. Varsayımlarda bulunmayın. Bunu yapmayın.
İyi olana inanın. Başka bir şeye inanmayın sakın. İnsanlarla geçirdiğiniz iyi zamanları hatırlayın, kötü zamanları ya da acı veren zamanları değil. Bir ilişkide bir süredir zorlanıyorum. Bir konuda incindim. Ve ben bir karar verdim. Dedim ki bu ilişkide çok iyi zamanlarım oldu ve ben onlara bakıp onları hatırlayacağım. Sadece bunu hatırlayacağım, o kadar. Bunu yaparsanız içinizde acılık kökü oluşmaz. Amin. Aksi takdirde hayatınızda acılık kök salar ve hayatınızı zehirler. Bizi inciten şeyleri değil, iyi şeyleri hatırlayalım. Hayatınızda hata bulucu bir ruh olmasın, eleştirel bir ruh olmasın. Buna izin vermeyin. Ben bir konuda sizi teşvik etmek istiyorum. Bir günü şikayet etmeden, mızıldamadan geçirin. 9 numara, başka insanların sizin hakkınızda söylediklerine bakarak değerinizi belirlemeyin. Evlat edinilmiş pek çok kişi hayatlarında bir şeylerin eksik olduğunu hissederler. İstenmediğime göre bende bir bozukluk var diye düşünürler. Bunu kendinize yapmayın. Mezmur 27:10'da annemle babam beni terk etseler bile Rab beni kabul eder. Beni çocuğu olarak kabul eder. Doğru değil? İçime çökünce sıkıntılar gelince kalbim acıyla dolunca o zaman ey canım onu düşün, o zaman ey canım onu düşün. Düşünce bedende güç kalmayınca ölüm bana yaklaşınca
zaman ey canım onu düşün. O zaman ey canım.